Sayın Genel Başkanımız, çok değerli katılımcılar, Atatürk'ü anmak ve anlamak konulu sunumlarını yapmak üzere Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa İronoloji Cemiyeti ile Avusturya Türk Bilimler Forumu üyeliğinin yanı sıra Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan akademisyen, yazar, Profesör Doktor İrbey Ortaylı hocamızı buraya davet ediyorum. Hocam buyurunuz lütfen. Sevgili Genel Başkanımız, Türk toplum hayatının, demokratik hayatının vazgeçilmez üyelerinden, Millet İttifakı'nın sürükleyicilerinden, Sayın Genel Başkan Yardımcıları, çok değerli milletvekillerimiz, sevgili partililer, bugün burada bulunmaktan şeref duyuyorum. Ve mutlu bir görev ve inşallah sizi sükuta, hayale uğratmayız, vaktinizi yemiş olmam. Güne anma toplantısı olarak saygı duruşuyla başladım. Yolda biliyorsunuz bir özel kuvvet ve polis karakolu var. 9:05'te orada durduğum için ilk konuşmayı da orada yaptım. Manzara son derece iç açıcıdır. Yani 83 yıl evvel ebedi hayata geçen önderimizin bıraktığı Türkiye bizim bazen hepimizin içine yuvarlandığımız karamsarlıktan uyanmamızı, çıkmamızı gerektiriyor. Bazı olaylar var. Bunları 83. yılda anmadan bir muhasebe yapmış olamayız. Birçok şeylerde kayıplarımız var. 1938'e göre bir sürü şeyde de ilerledik. Gösterilen hedefi kat ettik. Bunların başında Cumhuriyet toplumunun yaratılması geliyor. Türkiye kolay bir coğrafya değildir. Realiteyi her an bilmek lazım. Türkiye üç kıtadaki bir imparatorluğun kalıntısıdır. Bunu söylemekle size tarihi bir hamaset getirmek istemiyorum. İmparatorlukların kendilerine göre yarattığı sıkıntılar vardır. Bunlar o imparatorluğu kuran ve yaşayanların çocuklarına ve torunlarına da kalır ki kendisi ortada yoktur. Türkiye bir sömürge imparatorluğu değildir. Ama bir Roma imparatorluğudur. Milletleri ve dinleri bir arada tutan bir Osmanlı İmparatorluğu vardır. Bu tarihin üçüncü Roma'sıdır. Bu benim tezim değildir. Ben bunu formüle ettim. Bu artık yayılıyor. Üçüncü Roma konferansları yapılıyor dünyada. Birinci Roma'dan üçe. Üç Moskova, Rusya İmparatorluğu diye şey yapılırdı, empoze edilirdi Hristiyan dünyada. Orada bile artık onun yerini Osmanlı İmparatorluğu alıyor. Çünkü milletlerin yaşadıkları tarih itibarıyla bu imparatorluk önemlidir. Ve Türkiye'nin ulusal önderini daha iyi tanıması, kavraması için de bu kavramlara, bu bilgilere sahip olması gerekir.
bu bizim üstümüzden sileceğimiz bir şey değildir. Lüzumu da yoktur. Birincisi, Türkiye bir haritadır. Bu haritanın içinde hiç şüphesiz ki 2000 yılın kültürleri yatmaktadır, doğudan ve batıdan. Ve bu haritanın sonunda ortaya çıkan cumhuriyetin yenmek zorunda olduğu bazı kalıntılar vardır. Bu kalıntılar hala devam eder. Her siyasi hareketin, her siyasi akımın içinde bunların izini görmemiz mümkündür. En sonuncusu da Türkiye yaşadığı coğrafya ve tarihi kalıntıları itibarıyla herhangi bir Batı Avrupa ülkesinin şartlarına sahip değildir. Bu şartlara sahip olmamanın trajik, dramatik bir etkisi yoktur. Ama biz farklıyız. Bazı konularda da çok dinamizdir. Türkler elan, eski ataları gibi tehlikeler karşısında derhal toparlanmayı, örgütlenmeyi, hakkını, hukukunu korumayı bilir. Ama o ölçüde de normal hayatta da toplumsal bir disiplinden uzaklaşmaya meyyal bir memlekettir. Bunun başında nepotizm gelir. Yani bu bir İtalyanca kelimedir. Nipote'den, yeğenden gelir. Papalar ve kardinallar çoğu zaman çocukları güya olmadığı için yeğenlerini koruyup iş verme babında nipote, nipotizm takip ederler. Ve bazen de bu kendi çocukları olur. İkincisi bölgeciliktir. Bu son derece önemli bir kalıntıdır. İmparatorluk ahalisi kendi yakın komşusunu kollar. Üçüncüsü siyasi veya dini bir takım gruplaşmalardır. Bunlar her toplumda olabilir. İmparatorluk kalıntısı toplanan toplumlarda bunlar fevkalade tayin edici olur. Bunun üzerinde durursunuz. Uzun Sovyetler Birliği'nde 80 yılı aşan idarede bile, ateist idarede bile, Orta Asya topluluklarında eski tarikatların, dini birliklerin kalıntıları, terbiye ve etkileme biçimi devam etti. Komünist Partisi idareyi terk ettiği gün bunlar ortaya çıktılar. Zaten yaşıyorlardı. Demek ki her şey o kadar hop tırnam olmuyor. Bu çok açık bir şey. Bir sihirli değnekle meseleleri halledemiyorsunuz. Aynı şekilde coğrafyanızın karışıklığı dolayısıyla da belirli kurumları korumak zorundayız. Bu çok açık bir şey. Bunlara da çok tapınma değilse de saygımızı göstermek ve korumak zorundayız. Çünkü kendi korunmamız buna bağlıdır. Kültürlerimiz için de aynı şey söz konusudur. Bir imparatorluğun ahalisi Türkiye'de olduğu gibi uzun yıllar yaşadığı tarihe ve içindeki kültürel renklere gözlerini kapayarak yaşamaz. Mutlu bir tesadüf, bu ihmale, bu kurumsal ihmale Türkiye gençliği reddiye okumaya başladı. Hiç seslerini çıkarmadan değişik değişik gelişmeler ortaya çıkıyor. Bugün Atatürk'ün yaşadığını sabah bir kere daha gördüm. İnsanların her yerde değişik fikirleri ve yorumları var ve bunu konuşmaktan çekinmiyorlar. İkincisi, Atatürk kendisinden evvel var olan Türkiye'deki Batı müziği, tiyatro, sanatlar, arkeoloji gibi bir takım eğilimleri örgütleyen, hayata geçiren, resmi eğitim kurumlarının içine mal eden büyük bir önderdir.
Bunu biz çok defa Devlet Tiyatrosu'nun premierinde broşürden okur ve geçeriz. Ne anlama geldiğini yüksek idarecilerin bile bildiğinin farkında değilim. Halbuki bu çok önemli bir olaydır. 1990'ların baş sonunda Köln'de televizyonda 4 kişilik bir açık oturum yapılıyor. Bir profesör yönetiyor bunu. Onun haftalık, 15 günlük faaliyetiymiş. Bizim sevgili Emre Kongar'ın Alman versiyonu gibi bir hoca. 4 tane temsilci toplamış. Bir kriminal filmler rejisörü, tanınan biri. İkincisi tanınmış bir psikolog hanım. Üçüncüsü Rolf Dahrendorf, 20. asır sosyoloji dünyasının en önemli adamlarından biri. Bir Almandır, FDP eğilimlidir. Yani Almanya'dayken bizde böyle bir parti yok henüz. Yani SDP değil, CDU değil, FDP eğilimlidir. Küçük parti, liberal parti. Önemli entelektüeller hep bulunur. Mesela buradaki Alman büyükelçilerinden en sevimlisi Eckhard Eickhoff da böyle bir FDP taraftarı, bir önemli ortaçağ tarihçisiydi. Türk edebiyatından, Türk tarih edebiyatından da tanıyanlar vardır kendisini. Bu konuşuyordu. Üçüncüsü Semiha Berksoy'du, 90. yaşında Türk operasının ilk simalarından. Herkes konuştu, Semiha Hanım'a sorular soruldu. Pek önemli bir şey olmadı ona gelene kadar. Siz dediler Türk operasının önce, evet dedi. Atatürk Türkiye'de operayı kurmak istiyordu. Bunun başka yerlerde de olmasını istedi. İran Şahı'nın ziyareti sırasında iki milletin müşterek tarihi üzerine bir libretto, senaryo yazdırdı Özsoy diye. İran, Turan ve Adnan Bey bunu Saygun besteledi. Biz de çıktık, icra ettik ve ondan sonra bizleri Berlin'e yolladı. Çünkü dedi, Erbrauchte Kräfte geçtiğimin dedi. Bir Hauptintendant gibi, bir büyük rejisör gibi bahsediyor ondan. Büyük seslere ihtiyacı vardı, kuvvetli seslere, güçlü seslere yolladı dedi. Ben okudum Hochschule für Musik'te dedi, kapanış aryasını bana söylettiler dedi, mezuniyet. Alman Nazi gençliği ayaklanmış, bu bir Alman operasıdır, Alman olacak bu diye. Clement Schmalstieg, hayır sanatçı söyleyecek bunu, sanatçı da bu, hadi demiş heriflere. Öyle adamlar vardı o toplumda da, çok az sayıda. Bunları anlatırken bir Wagner terennüm ettirdiler ona, bir zats cümle ve gözleri yaşardı insanların, dinleyenlerin, baktım. Rolf Dahrendorf da aşka geldi birden. Bu dedi, Helmut Kohl ve Giscard d'Estaing gibi hödükler dedi aynen. Kendilerini ne zannediyorlar ki dedi, Türkiye çoktan köşeyi dönmüş bir memlekettir dedi. Yani 100 milyon dolar reklam parası versen böyle olmaz. Bu sanatın kudretidir ve Atatürk'ün yapmak istediği bir şeydir. Opera da vardı, senfonik müzik de girmişti, batı müziği de girmişti ama hepsi belirli çevrelerin içindeydi. Maalesef operamız bugün koruyamadığımız saray tiyatrosunun içindeydi. Yıldız'daki devam ediyor. Onları halka yaydı. Birinci Cihan Harbi'nden mağlup erimiş. Hatta en kötüsü yetişkin nüfusunu kaybetmiş. İki dünyaya ve iki kültüre sahip Türkiye'nin insanlarını kaybetmiş bir Türkiye'nin içinde yeniden bazı şeyler kurmaya kalktı. Hümanist eğitim, sanatlar. Bunlar sistematik olarak ihmale uğramıştır o nesille. Fakat gençler artık direniyorlar.
ve direniyorlar ve yapıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bunun üzerinde ısrarla durmak lazım. İnsanlar Atatürk'ün özlediği şeye girdiler. Daha dün iki tane kitap geldi Tarih Kurumu'ndan. Birisi Bizans İmparatorluğu'nda temalar sistemi, müthiş bir çalışma. İkincisi gene aynı şekilde arkeologiyle ilgili kazılarımızı yapıyorlar. Epigrafi uzmanları çıkıyor. Yunanca, Latince biliyorlar. Koine dediğimiz Orta Çağ Rumcasını öğreniyorlar. Fars edebiyatını modern inarın işlemeye başladılar. Bu İran'da da böyle devam ediyor. Yani bu yeni dünya eskisi gibi değil. Bunların önünde kim var? Baktığınız zaman çok enteresan bir şekilde bu cumhuriyeti kuran insan var ve onun gibi düşünen bazı liderler var etrafta. Bunların bazıları da üstelik monarşilerin başındaki hükümdarlar. Çok şey fark etmiyor. Ama neticeyi veriyorlar. Bir Amanullah Han onun hayranıydı. Başarısız gibi göründü. Bir ihtilalle devrildi. Ama tohumları devam ediyor. Zannetmeyiniz ki Taliban kalacak Afganistan'da. Bu mümkün değil. Çünkü sular başka mecraya akmaya başlamıştı çok uzun zamandır. Ve enteresan bir şey, İran'ın Cumhurbaşkanı olan Hatemi, Alman edebiyatını, felsefe literatürünü öyle taramış ki doktora tezinde bütün neokantist literatür vardı. Yani Molla sınıfında bile kendisini tamamıyla Batı'nın kültürüne angaje etmeye hazır, kendini kurtaramayanlar çıkıyor. Halk tamamen öyle. Zamanımızın büyük Bizantinistlerinden biri Bahreynli, aslında Filistinli bir tarihçi. Zamanımızın önemli mimarları içinde hem de bir hanım. Yani feminizmde veya karşısında kadın mimar olur mu olmaz mı diye tartışılıyordu 20 yıl evvel bile. Herhalde bu iş bir cinsiyet meselesi. Bazı dalları bazı insanlar yapamıyor, bazı cinsler yapamıyor dendiği zaman da Taha gibi bir kadın çıktı, modern Iraklı mimar. Yaptığı eserler ortada. Bütün bunlar neyin kalıntısı acaba? Üzerinde bir düşünmek gerekiyor. Atatürk bir askerdir. Bir imparatorluğun çocuğudur. Selaniklidir. Selanik dediğiniz basit bir vilayet değildir. Kocaman bir ülkedir. Bugün orada 3 tane cumhuriyet kuruldu. Ve bu Selanik'in içerisinde demin de çok muhterem Genel Başkan Yardımcımızın Sayın Öztürk'ün belirttiği gibi, bu arada tabii Balkan Komitesi'ni kurmanızı da tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye Balkanlar demektir. Bir ölçekte, bunun üzerinde duralım. Hepimiz bir ölçekte Balkanlıyız. Nerede doğarsak doğalım. Nereden gelirsek gelelim. Çünkü o imparatorluğun ileriye açılan bir kapısıydı. Anadolu insanının yığıldığı, yeni dünyayı tanıdığı, kendini uydurduğu bir kapıydı. İmparatorluk yıkılmaya başladıktan sonra Kafkasya'dan ve Güney Rusya'da kalan bölgelerden bile gelen Türklerin sığındığı bir bölgeydi. Ve o sığınanlar insanların arasında sadece Müslümanlar değil, Yahudiler de vardı, zulümden kaçanlar. Orası öyle bir bölgeydi ve oradaki medeniyeti yarattığı unsurlar Anadolu'ya geldiler. Anadolu'yu bir daha diriltmekte yararlı oldular. Ve Mustafa Kemal'imiz de onların içinden çıktı. Bu açıkça görülür.
Siz hiç siyasi havalara bakmayın. Ben müzedeyken Karadağ Cumhurbaşkanı gelmişti. Uzun boylu bir adam, bütün ırktaşları gibi. Bir setin yanından geçerken, bunun öbür tarafında Merzifonlu'nun köşkü var. Herkes göremez ama siz görürsünüz. Karadağlısınız ne de olsa, boyunuz müsait dedim. Girdik içeri, portresi asılı. Dedim yani biliyorsunuz Sofya'da attaşe militerdi ve Çetina'da akrediteydi, sizdeydi yani. Çok heyecanlandı, bilmiyormuş. Kültür Bakanlığı dedi ki, yav dedi, sefaretlerini dedi restore ediyoruz dedi. Çetinya'daki sefaretler çok enteresan. 1,5-2 katlı binalar, küçük küçük. Karadağ Prensliği'nin de şey, temsil edilenler, bizimki de onlardan biri. Önüne büstünü koyalım dedi, büstünü yani şey, ve koyuyorlardı yani, böyle bir açılış da yaptılar. Bu ilginç bir şeydir. Balkanlarda Atatürk bir efsanedir. Çünkü o memleketin, o kültürün bir adamıdır. Justinian'dan sonra, Büyük İskender'den sonra onların arasında ismi geçen komutanlardandır. Makedonya Cihangir doğurur. Beşiğe doğan bir gelen çocuğa öyle bakılır diye üzerinde dururlar. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla bizim Balkan kültürüne karşı büyük bir yakınlık içinde olmamızın ötesinde toplumumuzun bir parçası olduğu çok açıktır. Atatürk bir subaydır, bir kurmaydır. Türkiye'de kurmay ne demektir? Bir parça müsaadenizle arz edeyim. 1840'larda kurulan bir eğitim bölümüdür, bir elit eğitim şubesidir ve Türkiye'ye özgü bir şey değildir ama bir nevi Enderun felsefesinin devamıdır. Fakat bütün dünyanın ordularında, Fransa, Prusya, Avusturya, Macaristan, Rusya gibi yerlerde kurmay eğitiminin başlamasının hemen yanı başında o yıllarda Türkiye'de de başlamıştır. Onun için Türk kurmay subayı iyi eğitilmiş, dünyayı tanıyan, mümkün mertebe iyi lisanlar bilen, matematik ve coğrafyada çok farklı görüşlere sahip, bilgilere sahip adam demektir. Bu çok önemlidir. İçinde saydığımız unsurlara baktığınız zaman görürsünüz. Enver Paşa tabii bir kurmaydır. Ataşe militer olduğu zaman Berlin'de 4. lisanını artık mükemmel olarak biliyordu. Bakarak böyle hemen kara kalem portreleri çizerdi. Metternich albümü gibi bir şeydi. Mutlaka çok kıymetli bir subaydı. İyi bir komutandı. Beceriksiz bir başbakan olması 1. harpte zamanın cilvesidir. Ve erken deneyimin, deneyimsizliğin belki getirdiği bir kusurdur. İsmet Paşa iyi bir kurmaydır. Hiç şüphesiz bugüne kadarki Türkiye Cumhuriyeti başbakanları içinde bu özellikleriyle ortaya çıkmıştır. İmkansız bir ülkede bütün teşkilatı kontrol edebilmek, İkinci Cihan Harbi'nin sıkıntılarını giderebilmek ve kendisine çalışabilecek insanları seçmek konusundaki mahareti malumdur. Türkiye bir mühendisler memleketidir. Çünkü o da ordudan çıkmadır teşkilat olarak. Türkiye'de tıp fevkalade ileridir. Bunları 15 sene evvel falan söylediğimde tabip olduğum için söylemiyordum. Estağfurullah. Bütün herkes diyordu ki Türkiye tıpta çok iyi. Şunları şunları yapıyor. Dışarıda diyorlar. O zaman niye Nobel falan almıyoruz diyordum. Göğe bakıyorlardı. Cevap verecek bir şey yok. Göğe bakıyorlardı. Anlamıştım. Ve bu dedim belli ki
Türk tıbbını ödüllendirmekte başka nedenlerden dolayı gecikiliyor. Öyle olduğunu Aziz Bey'den anladık. Yani Türkiye'nin Güneydoğu vilayetlerindeki köylü çocuğu bir deha ve gerçek tipte şarlatan değil, eski bir bilim adamı tipiyle ortaya çıktığı için kendini gösterdi. Daha çok var sırada, söylüyorlar yani. Verilir veya verilmez. Türkiye bir mühendisler ülkesidir. Doğu ve Batı Almanya birleşirken kesinlikle Türk şirketi sokmayı düşünmüyoruz diye açık beyanat verdiler. Şimdi havaalanlarını bile çok acı ve deneylerden sonra Türk şirketine devrettiler. Çünkü ilerlemiyor iş, çok yani açık. Bunlar hepsi bu Türkiye'nin yarattıklarıdır. Bozkır'da fakülte kurduk. Fakülteyi kuran, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin binasını yapan Bruno Taut'tur. Hitler'in işkencesinden kaçan ve müşfik kollarımıza sığınan, kabul edilen asrın en büyük mimarı, Yahudidir ve solcudur. Kurtuluş için Moskova'ya gitmeyi bekliyordu. Açıkta bekliyordu çünkü. Moskova'daki adam bunu anlamadı, kabul ettirmedi. Kendi Stalin barokuyla devam etmeye başladı binalarında. Binaların ne kadar pahalıya mal olduğunu, hızlı kalkınma sürecindeki bir memlekette ortaya çıkmıştır. İhtiyaca cevap vermiyor. Halbuki Bruno Taut ve onun gibileri bu bina memlekete geldiler, gençlerimizi yetiştirmeye devam ettiler ve iş yürüdü gitti. Bir iki tane binasında okudum. Ankara'yı süsleyen bu binaların asıl süsü yaratılan ilimdir. Arkeologya var mıydı? Vardı. Ama bilimsel olarak yoktu. Eğitimi başladı. Bugün Türk arkeologları bir ekoldür. Bu son 10 yılın vakası değildir. 40 yıl evvel söylüyorlardı millet bana. Türk arkeolojisi bir ekoldür diye söylüyor. Çok açık. Kim söylüyor? İtalyanlar söylüyor. Fransızlar söylüyor. Ve bunun için Türkçe bilmek lazımdır artık diyenler vardı. Ve Türkçe öğrenmeye başlayanlar oldu. Boğazköy'ün genç hafiri, Troya'nın genç hafiri. Çünkü raporların Türkçe olanlarını da okumak gerekiyor bazen meslektaşların. Arkeoloji şehit de verdi. Girnavaz'daki kazıda PKK maalesef kazıcılardan bazılarını bağnaz bir görüşle bizim tarihimizi bunlar niye kazıyor diye uçurdular çocukları. Hayat Erkanal'ın ekibinden böyle şehit olanlar vardır. Bu memlekette mimarinin, resmin, müziğin yanında tiyatroyu asıl ekolleştiren odur. Bunların hepsinin üzerinde duracağız. Türk kurmayı coğrafya bilir, tarih bilir ve bu yüzden de bir şekilde bu memleketin kuruluşunda en büyük düzenin sahibi olmuşlardır. Harf değiştirmek kolay iş değildir. Lüzumludur ama kolay iş değildir. Onun için bile bir disiplin gerekir. Tıbbi hizmetleri yayarken envanterini yapmak bir büyük disiplin ve anlayıştır. 1930'larda Refik Saydam Bey, yani Atatürk'ün karargahındaki adam, onunla Samsun'a çıkan büyük doktorumuz, hekimimiz, aynı şekilde Cumhuriyet'inde parlak sağlık vekili bu işi becermiştir, yaptırtmıştır ve ortaya çıkan sonuçlar şunu gösteriyor. Türk tıbbının o yıllardaki başarısı
büyük ölçüde ideolojik kuvvetinden ileri geliyor. Yani bir sağlık ordusu var. Türk eğitiminin o yıllardaki başarısı büyük ölçüde ideolojik kuvvetinden ileri geliyor. Çünkü Mustafa Necati'nin yetiştirdiği öğretmenlerin talebesi olmak şansına erdim ilkokuldan itibaren. O neslin nasıl öğretmen olduğunu biliyorum. Bunlar fevkalade önemli profillerdir. Şunun üzerinde bir kere daha durmakta fayda vardır. Türk hariciyesi iyi bir miras alamadı. Çünkü Tanzimat'taki büyük diplomatların yarattığı harici ekol ve nezaret mütarekede çok kötü bir imtihan verdi. Az sayıda Ankara'ya sığınan üyesinin dışında ki o isimleri biliyorsunuz Yusuf Hikmet Bayır, Kemali Söylemezoğlu galiba soyadı öyle olacak Kemali Bey'in Moskova sefirimiz birkaç kişi daha çok haddinden fazla İngilizce ve Fransızcı bir bakanlıktı. Cumhuriyetçilerin çok fazla onun için inkisarına sahip oldular. Haklı olarak tensikatta elendiler. Yeni kurulan Cumhuriyet Hariciyesi diplomatik ekol bir ekoldür. Bunun üzerinde ısrarla durmanızı tavsiye ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Bazı konularda muhalefetin gerekli tetkikatı yapmadığını veya yaptılarsa bile öne sürmediğini sürmediklerini söylemek benim vazifemdir. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın kadrolarına ve sistemine sahip çıkılması gerekiyor. Yoksa çok sıkıntısını çekeriz. Son zamanda yapılan imtihanı burada belirtiyorum. Türk Dışişleri'ne imtihan yapılır. Ben eski bir mülkiyeliyim. Sayın Genel Başkan Yardımcınız daha yeni bir mülkiyeli. İki genç arkadaşımız, birisi hepimizin bildiği gibi sosyologtur, bizim mektepten mezundur. Bu usulü bilirsiniz. Yani büyükelçilerin çoğu benim ağabeyim, sınıf arkadaşım ve talebelerim. Bundan sonra değişecek tabii ki. İmtihanlar yazılı olur. Yazılıdan sonra gerekli tahkikat yapılır. Diplomat olmaya bu kabiliyeti ve ehliyeti haiz midir diye. Bu biraz uzun sürer, sözlüğe alınır. Geçenler iyi kompozisyon yazılmıştır. Geniş bir kurul okur. İngilizce veya Fransızca bir konu üzerinde. Gerekli soruşturma yapılır dışişlerinde. Ve ondan sonra sözlüğe çağrılırlar. Sözlüde neredeyse bakanlığın yarısı jüridedir. Bütün kıdemli büyükelçiler, görevliler. Sorular sorulur, herkes sormasa da dikkatle dinler ve herkes not verir. Ve giren çocuğun kariyerin başında yolu bellidir. Orada belli olur artık. Ona göre daireleri dağıtılır. Böyle bu son imtihandaki gibi herkesi yazılıdan sonra bir de sözlü alıp sözlü notları yazılıda 95 alan sözlü neredeyse 5'e indirilmiş. Ondan sonra da onlar tasnif edilmiş kendiliğinden diplomat ve idari memur statüsü. Böyle bir şey yok. Size sormadı o çocuk oraya girerken idari memur olur muyum olmaz mıyım diye. Buna sizin karar verme hakkınız ananeye mugayir. Devlet düzenine karşı bir şey. Böyle küçük bir jüriyle Türkiye'ye diplomat alamazsınız. Bu mümkün değil. Biz kabileden geçmiyoruz. Eski bir devletiz. Bazı diplomatik kuralları çok iyi biliriz. Bir teşkilatımız vardır. Bunlara dikkat etmediğiniz takdirde ortaya çıkan kadroların neticesinde
herkes size işte böyle 10 kişi, 15 kişi bir araya gelip, efendime söyleyeyim, protesto mektubu da çeker. Kapınıza da gelir, 19. asırın Osmanlı başkentine dönersiniz. Çok açıktır. Bu maalesef bütün teşkilat kadrolarında görülüyor. Hiçbir şekilde diktatörlükten ve otoritarianizmden bahsedilen Kemalist dönemde böyle memuriyet imtihanı yok hiç. Mazi ile bu şekilde rekabete girişmenin zaten hiçbir anlamı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insanlar basit maceracılar, küskünler veya kendine yer arayanlar değildir. Her birinin o imparatorlukta komutan olarak da, bürokrat olarak da, münevver olarak da seçkin bir yeri zaten var idi. Kendi kariyerlerini alasıyla yapmışlardır. Halide Edip Hanım sıradan bir entelektüel değildi. İstanbul'da kalsa da gene kendisine iltifat edilir, okunurdu. 1930'larda İngiltere'de basılan kitaplarıyla sadece Türkiye'yi anlatmış değildir, Hindistan davasına bile mihenk olmuş insanlardan biridir. Yani bugünkü Müslüman Hindistan, Pakistan'ın doğuşu onun fikirlerindendir. Hala yaşar Hindistan'da. Insight of India diye böyle biblik bir eser vardır. Adnan Bey için, kocası için söylenen şey, en büyük Türkologlar şu ana kadar Bernard Lewis, Louis Bazin, Irem Melikov, Franz Andreas Titse gibi kimseler hepsi onun talebesi olmuş Langzo'da, Şark Dilleri Okulu'nda, Paris'te. Ve bana Bernard Lewis de, öbürleri de Sitaiş'le bahsederlerdi Adnan Bey'den. Hatta Bernard Lewis'e dedim ki, ya dedim, orada Jean Denis gibi bir adam var, Türk gramerini yazan. Ne indir ki, ay, sıkıcı bir herifti dedi. Yani kim var dedim, Adnan dedi. Anlamadım dedim. Bu kadar burada yere çarpıyorlar ki çünkü. Evet, ne öğretiyordu ki size ya efendim dedim. Her şeyi dedi. Faust'la Goethe'yi bile ondan öğrendik dedi. Yok ya siz dedim hepiniz o kadar şey. dedi. Adam dedi, he belong to two world and master of the two world. İki dünyaya da aitti ve ikisinin de efendisi, üstadıydı dedi. Bu çok önemli bir şey. Bu ne bir insanlar, böyle bir adamlar, pekala burada da yerini bulur. Niye Anadolu'ya geçiyor tehlikeyle? Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi harpte ismini duyurmuş saygın komutanlardan. Kültürlü, Padişah Vahdettin kendisine çok saygılı. Yani git de İstiklal Harbi yap diye değil ama ortalığı ancak sen yatıştırırsın diye seçip gönderiyor. Niye Anadolu'ya geçiyor ve böyle bir historical venture, tarihi macera olmayan bir çetin kavgaya giriyor? Kazım Karabekir niye giriyor? Efendime söyleyeyim, deminki Refik Saydam, Doktor Sarf Albay niye gidiyor? Ali Fuat Paşa niye gidiyor? Bunların hepsinin yeri mevkii var orada. Alternatif adamlar değiller. Büyük bir kavga için girdiler. İstiklal Savaşı'nın komutanları ve erkanı kolay hücumun, kolay mülahazaların dışında ve üstünde adamlardır. Kendi yarım dünyamızla satranç oynar gibi amatör tarihçi tavırlarla bu dünyayı değerlendirme hakkımız yoktur. Onu size söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu 83. yılda üzerinde duracağımız bir şey vardır. Dünyada
birçok ideoloji var, birçok devir var. Birinci Dünya Savaşı'nı yürüten büyük liderler, komutanlar içinde çok azı kalıcı olmuştur. Hepsi kariyerleri itibariyle sonradan tartışılmıştır. Bazıları ise ters işler yapmışlardır. Birinci Cihan Harbi'ndeki büyük kariyerlerinin üstüne çok fena bir şekilde kendileri çamur sıçratmışlardır. Bütün bu kalabalığın içinden çıkan, temiz bir şekilde ortada kalanlar, Türkiye'deki Cumhuriyeti kuran Birinci Cihan Harbi'nin kadrolarıdır. Bunu unutmayalım bir kere. Bu çok önemli bir şey. Böyle bir tarihe malik olduğumuz için bir yerde şükran duymalıyız. Fukara da olsa onurlu babanın çocuklarıyız hepimiz. Onurlu babanın çocukları. Bu çok önemli. Ve bize gösterdikleri yolla da çok iyi yerler açtık, aşabiliriz. Aşamayışımız da kendi kabahatimizdir. Bugün böyle. Türkiye tıpta, mühendislikte, iş idaresinde büyük atılımlar yaptı. Yapamadığımız, durakladığımız yerler var. Büyük sanatçılarımız oldu. Ama sanat kurumlarını elan teşkilatlandıramıyoruz. Eğitim çok iyisine başladık. Büyük atılımlar yaptık. Devam etmekte güçlük çekiyoruz. Mezun olan tiyatrocularımızın, sanatçılarımızın, müzisyenlerimizin çoğuna devlet kadrolarında yer veremiyoruz. Müzelerimiz asistan almıyor uzun zamandır. Ve çok önemli bir şey, bir takım mekteplerimizin seçkin eğitim veren kadrolarını ve yapılanmalarını ihmal ediyoruz. Bunlar da bizim kaybettiğimiz şeylerdir. En önemli şey, Türkiye 1920'lerde yarattığı başarılı öğretmen profilini maalesef koruyamamıştır. Bu bizim için çok büyük ayıptır. Öğretmen sınıfına büyük sıkıntılar çektirdik. Onların kabiliyetini törpüledik ve istemediğimiz sonuçlara ulaştık. Bunların üzerinde bir hatırlatma yapmama müsaade ediniz. Ama şurası da bir gerçektir. Askerlerimiz aynen devam ediyorlar. Eğitim veren teknik gücü üstün ordulardan biriyiz. Endüstrimiz gelişiyor. Çok ilginç bir şey. Bütün bu sıkıntılara rağmen ve asıl önemlisi dünyada örgütlenmeye başlayan kendine sahip bir kitle ortaya çıkıyor. Türkiye işçi sınıfı yabancı ülkelerde milletin başına bela, kriminal potansiyeli, suç kabiliyeti yüksek bir zümre olmaktan çok çalışan, kanunlara itaat eden, ekonomik bakımdan kendini yenileyen ve bazı ülkelerde ikinci, üçüncü neslini çok iyi yetiştiren bir kitle haline gelmiştir. Şunu açıkça söyleyebiliriz. Almanya'da da söylersiniz. Böyle bir misafir işçi sınıfına, öyle diyorlar ya, sahip olduğunuz için Allah'a şükredin. Çünkü birçok ülkelerde endüstriyel iş gücünün ithalinin nasıl sosyal problemler yarattığı çok açıktır. Fakat onun yanı başında başka bir şeyimiz var. Yetiştirdiğimiz insanları kitle dal kavukluğuyla ezmek durumuna düştük. Bunun önüne geçmeliyiz. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir devirde bu kadar kötü, bir sıkıntılı bir çalışma ortamı söz konusu değil sağlık insanları için.
Yani Yunanlı hekim köle olarak Roma'ya gelir ama adı üstattır. Kimse ona köle demez ve hürmet ederler. Biz burada doktorumuza sizin bu hizmetçiniz falan diyoruz. Ondan sonra bir takım yarı cahil adamlar adamın üstüne saldırıyor. Ritüel haline gelmiş. 80 yaşında akrabası yakını ölenler hastanede kapı bacak kırıyorlar. Bu niye önlenemiyor? Böyle bir kanun olabilir mi? Böyle bir teşkilat olabilir mi? Yani insanlarımız, yetişenler, yetiştirdiklerimiz buradan kaçmak için Flamanca kursa gidiyorlarmış. Görünmemiş bir şey yani. Latince kursa gitseler hadi ruhlarını dinlendiriyor diyeceğim. Flamanca bir şivedir ya. Laf aramızda bunu öğrenmek için kursa gidiyorsa nasıl canını yakmışız insanların. Korona krizini dünyada bu kadar kudretle, bu kadar sabırla atlatan bir zümreye bu mudur bizim şükran duygularımızı ifade edişimiz? Bu benim için utanç duyduğum bir konu. Ben hükümette idarede olayım, olmayayım. Bunun hallinin herhalde düşünülmesi gerekiyor. Ve unutmamak lazım. Biz Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün torunlarıyız. Onun yarattığı Türkiye'nin çocuklarıyız. Çoğumuz onun yarattığı Türkiye'de okumayı öğrendik. Yani bu çok önemli bir şey. Bugün Atatürk'ün değerlendirilişinde menfi ve gülünç iddialar varsa maalesef bunun bir türlüsü Türkiye'nin politikasını, tarihi kudretini, Kemalizmi silmek isteyen yabancı çevrelerden çok kendi şuursuz insanlarımızdır. Bunun üzerinde ısrarla durmalıyız. Bu neden? Buna cevap verecek bir kadro yetiştirmek lazım. O kadro yetişmiş. Bir araya gelmemiz ve çalışmamız lazım. Ben bunun partiler üstü bir olay olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de çok insan böyle bir faaliyetin içine girer. Hangi partiden, hangi siyasi görüşten olursa olsun. Şükranlarımızla inşallah Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insanların ideali takip edilir. Çünkü onlar devrin modası olan, iki harp arası dönemin modası olan demokrasi düşmanlığına değil, kurdukları cumhuriyetin çok partili, demokratik eğilimli bir devlet olarak devamı içinde çalıştılar. Bunun örnekleri de açıktır. İki harp arasında bir takım sakat ittifaklara girerek rövanşist ve yeniden kazanımcı hayaller ve savaşlara katılmaktan çok sulhu istediler. Bu ülkeyi harbin dışında tuttular. Bunun bize getirdiği kazanç bile malumdur. Hepsini şükranla anlıyoruz. Sağ olunuz.